Sevgili dostlar, Türkiye'nin en sevilen Fenerbahçe YouTube kanalı Katıköy Sokağı hepiniz hoş geldiniz. Bu arada 68400 ile geldiğiniz için de hepinize teşekkürler. Bir hatırlatmada bulunayım arkadaşlar. Ee, öğretmenler sadece verilen sözlerin, daha doğrusu verilen sözün tutulmasını istiyor. Sonuçta hiçbir imam ya da doktor veya başka devlet memuru mülakatta işe alınmıyor. Öğretmenlere gelince de biz önemsiyoruz, o yüzden mülakatla alıyoruz demek yerine artık itibarlarımız zedeliyoruz diye düşünün bence. Çünkü herkes bu kadar soruşturuluyorsanız bir öğretmenini alırken bile KPSS'den alan bilgisinden artı mülakattan geçiriliyorsanız demek ki size hiç güven olmaz demeye başladılar. Lütfen verilen sözler tutulsun ve öğretmene tek ölçüt KPSS olsun. Mülakat adlı şey kaldırılsın. Tabii ki güvenlik soruşturmasını yapın. Geçmişinde vesaire bir hata varsa elbette ki göreve başlatmayın ama bunu 5 dakikada 10 dakikada İki konuşmayla, üç konuşmayla yapmayın. Ya da direkt KPSS'yi kaldırın. Direkt alan bilgisini kaldırın. Sadece mülakat yapın. Hangisi daha adaletli olur? Mülakatın kaldırılması. O halde verilen sözler tutulsun. Buradan bütün meslektaşlarıma hepsine selamlarımı iletiyorum. Hepsinin de bu yolda elimden geldiğince Allah nefes verdikçe yanlarında olduğumu belirtiyorum. Mülakat mücadelesi atama platformu e, ee, yöneticilerine de buradan özellikle ve özellikle selamlarımı ileteyim arkadaşlar. Süper Lig'de enteresan şeyler oldu. Hatay Spor uzun bir aradan sonra galip geldi Adana Demirspor deplasmanında. 1-0 kazandı ama Murat Sancağ'ın birkaç açıklaması benim dikkatimi çekti. İşte maçta hakem yok, katliam var, skandal var. Tabii ki de herkes kendi penceresinden haklı olabilir. Herkes kendi çapında bir şey söyleyebilir ama ben Murat Sancağ'a birkaç şey söyleyeyim. Yabancı hakem istemiyoruz. Bu açıklamayı yapan kişilerden biri de siz değil miydiniz? Bu bir. İkincisi Fenerbahçe maçında Fenerbahçe oyuncusu öldürülüyordu. Hani artık yedi daya falan geçtim öldürülüyordu. Boğazı sıkıldı bayıldı orada oyuncu. Ya da bayılma numarası yaptı artık hangisini kabul ediyorsanız. Buna ses etmeyen hakemlere hemen o gün açıklama yapmayan da siz değil miydiniz? Açıkçası insanların sizden en çok özeleştiri babında Açıklamalar beklediğinde susan da siz değil miydiniz? Bence konuşmaya hakkınız yok. Ortada bir başarısızlık varsa kendi kalesine atan bir futbolcunuz varmış. Yani golü bu şekilde olmuş. Bence onları sorgulayın, soruşturun. Bugün Süper Lig'de bazı maçlar var arkadaşlar. Ben ee, geçen hafta maçlara dair tahminde bulundum. Gerçekleşti arkadaşlar için bir kez daha tahminde bulunayım. Konya Başakşehir. Normal şartlar altında Başakşehir kazanır değil mi? Hayır Konya kazanır diyorum ben. Sebebi de şu Başakşehir bizi ekstra efor sarf etti, felaket yoruldular. Konya aklı başında futbol oynarsa en kötü beraberliği alacağını düşünüyorum. Sivas Beşiktaş, Beşiktaş kırılgan bir yapıya sahip evinde bir şeyler yapma peşindeler. Bence kafalar Trabzonspor maçında tam olarak kafaları getirmediler Sivas maçına. Sivas da eksikleri var. Hani herkes Sivas alır Beşiktaş alır diyor ama ben bu maçın beraberlikle sonuçlanacağını düşünüyorum. Karagümrük Rizespor evinde Trabzonspor gibi tırnak içinde söylüyorum zayıf rakibini yenen Rizespor Karagümrük deplasmanında takılacaktır. Maçı Karagümrük alacaktır. Hocam Trabzon'a niye laf attın? Niye zayıf dedin? Arkadaşlar hani Trabzonspor zayıf takım hüviyetine büründü. Özellikle Galatasaray maçından itibaren görüyoruz ki hani artık yenilmek onlar için bir hobi olmaya başladı. Çünkü gittikçe güç kaybeden bir takım haline dönüştüler ve Abdullah Avcı muhtemelen yakın bir zamanda iyi bir tazminatla Neyse o beni alaya kadar etmez. Fenerbahçe Ankara gücü. Tabii ki de ben bu maça tarafsız bir bakış açısıyla bakamayacağım. Kağıt üstünde Fenerbahçe favori. Ankara gücü de tabii ki de düşme potasından kurtulmak isteyecektir. Ama ben Fenerbahçe'nin maçı kazanmasını istiyorum. Kazanmasını umuyorum. Kazanmasını diliyorum. İnşallah kazanan taraf Fenerbahçe olur. Bugünkü maçları da söyledik. Fenerbahçe demişken kulübümüz TFF'ye gönderdiği mektupta 7 soru sordu arkadaşlar. Açıklama bekliyoruz Türkiye Futbol Federasyonu. Bir, Bahattin Şimşek, Fenerbahçe, Samsun Spor maçında infial yaratan kararından sonra hangi dayanakla birkaç gün sonra Galatasaray maçına atanmıştır? Ben söyleyeyim Fenerbahçe'nin puan kaybetmesine dayanılarak ödül olarak atanmıştır. Öyle şey olmaz saçmalama. Ne demek öyle? Demeyin arkadaşlar ben artık bunu düşünmeye başladım. 2. Galatasaray İstanbul Spor maçında görmezden gelinen ve uygulanmayan faul kararı Fenerbahçe maçına neden uygulanmıştır? Tabii ki Fenerbahçe puan kaybetsin diye. Bakın iki pozisyonda hakkaniyetli şekilde değerlendirirse Fenerbahçe hala iki puan önde lider. Belki 3 puan. 3. futbolda kurallar renkler üzerinde farklı mı uygulanmaktadır? Evet. 4. maçın 67. dakikasında sadece Icardi'nin offside gerekçesiyle iptal edilen golü 4 dakika 30 saniye incelenmişken 5 dakika uzatma vermek yeterli midir? 5. Maç o an Galatasaray'ın 2-1 üstünlüğüyle değil de bir bir beraber olsaydı hakem Muhattin Şimşek müsabakaya yine 5 dakika mı ilave edecekti? Hayır 15 dakika. 6. Sadece bir maçta yapılan 3 bariz hatalı müdahaleye dair tüm kamuoyu sorgulama yaparken TFF ve yorumu, görüşü, değerlendirmesi ne olmuştur? 7. Ve son olarak da iki takım arasında hakemlerin standartsız kararları dolayısıyla yaşanan bu adaletsizlik karşısında tutumunuz ne olacaktır? Arkadaşlar adalet herkes için adalet. Eğer adalet bir zümre için bir kesim için adalet olursa bunun adı kayırılma bunun adı kollama olur. Anlatabiliyor muyum? Bunu hangi akıl için düşünürseniz hangi güruh için düşünürseniz hangi topluluk için hangi camia için düşünürseniz düşünün. Sadece bir takım lehine ya da lehine uygulanıyorsa bunun adı, bunun adı adalet değil bunun adı başka bir şey olur. Ne olacağını da siz benden daha iyi biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Şimdi Fenerbahçe'de Ankara gücü maç öncesinde 3 eksik diyor. Bugün Fenerbahçe kritik MK Ankara gücü müsabakasında e, galibiyet için sahaya çıkacak. İnşallah da galip gelecek. Trendyol Süper Lig'in 23. haftası. Bugün Ülker Stadyumu'nda saat 19'da başlayacak maçı. Hakem Cihan Aydın yönetecekmiş. İnşallah yönetir. İnşallah niyeti bozuk gelmez. Yani inşallah iyi yönetmek, adaletli yönetmek yani bunlar için gelir diyorum. Bu arada maça dair içinizden hissi geçen bir skor tahmini var mı arkadaşlar? Ee, yani bunu sizlerden rica ediyorum. Varsa skor tahmininiz. Buyurun arkadaşlar. Şimdi Yılpor Samsun Spor beraberinin ardından deplasmanda Başakşehir'i 90 artı 4'te Batşuay'ın golüyle mağlup etti. Bu 90 artı e çok takılmışlar da penaltı 89. dakikanın bitiminde gerçekleşti. Hakemlerin infialinden dolayı 94'te gol oldu da Fenerbahçe liderliğini koruyor. 22 maçta 18 galibiyet, 3 beraberlik, 1 yenilgi alan Fenerbahçe evinde oynadığı 11 maçta 8 kez kazandı, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve bugünkü 23. maçla birlikte 19 galibiyet, 3 beraberlik, 1 yenilgiyle devam edecek yoluna. Ve i̇nşallah evindeki 12. maçta 9. galibiyetini elde edecek. İsmail Kartal'ın ekibi Başkent temsilcisi karşısında kazanarak galibiyet serisini sürdürmek istiyor. İki ekibin e, Ligin ilk yarısında Ankara'da oynadığı maçta Fenerbahçe Osayi'nin golle 1-0 galip tamamlamıştı. Bu arada ilk maçta Osayi'nin yaptığı penaltı verilmedi diye konuşuluyor ama Brede yapılan net penaltı da verilmemişti. Onu onunla dengelemişti hatırlatırım. Muhtemelen sosyal medyada algıcı bazı arkadaşlar bunun algısını yapacaklar. Peşin peşin söyleyeyim. Fenerbahçe'de 3 eksik. Kimler bu eksikler? Tabii ki Osayi Samuel biliyorsunuz Afrika Uluslar Kupası'nda bir ikincisi Fred sakatlığı var biliyorsunuz malum ve Osterwald'de de Başakşehir maçında gördüğü sarı kartta cezalı duruma düştü. Bunun içi döndü. Şans verilmesi halinde forma giyebilecek artık. Fenerbahçe'de forma aslanın ağzında geçti midesine kadar gitmiş durumda. Özellikle savunma hattında. Sakatın atadan bunun içi oynayabilir arkadaşlar. görev verilmesi halinde Zayt Bekao Crespo bunlar da şans bulabilir. Ancak gerek maç eksiği gerek transfer görüşmeleri vesaire sebeplerle oynamayabilir. 3 oyuncu sarı kart sınırında. Buna dikkat edelim. Batshuayi 1, Alexander Ciku 2 ve Miguel Crespo 3. Bu 3 oyuncu sarı kart ceza sınırındalar arkadaşlar. Ve eğer sarı kart gelirse Antalya deplasmanda cezalı duruma düşecekler. Son 3 maçta Fenerbahçe birer gol attı. Nispeten çok golcü bir takımken son 3 maçta e, şeytanın bacağını kıramadı. Hatta şeytanın bacağına çıtlatamadı bile kırmaya geçtim. Fenerbahçe'nin bugünkü müsabakada ne yapacağı da merak konusu. Ama iyi tarafından bakıyorum. Her maç önü 5 atarız, 10 atarız, 20 atarız, 50 atarız diye başlanan serüven en azından bugün yani şu an itibariyle muhtemelen 1-0 olsun bizim olsuna dönmüştür diye düşünüyorum. Birçok arkadaşımın 1-0 bir olsun bizim olsun yazacağını tahmin ediyorum arkadaşlar. Benim kişisel fikrim. Bak skor tahminini sordum. Aradan dakikalar geçince. Yani bunları biliyorsunuz arkadaşlar. 3 sarı kartı da söyledik. Antalya Spor maçında. Arkadaşlar sosyal medyada şu yanılgıya çok düşen arkadaşım gördüm. Antalya Spor maçını şimdiden tartışmaya başlamışlar. O maçta kim oynar? Beni ürkütüyor, korkutuyor diye. Ya bu sizin düşüneceğiniz bir olay değil. Siz İsmail Kartal değilsiniz. Bırakın İsmail Kartal düşünsün. Anlatabiliyor muyum? Bu sizlik bir durum değil. Hani böyle yaptığınız müddetçe de zarar verebilirsiniz. Sosyal medya özelinde zarar verebilirsiniz. Ya futbolcularımız bırakın. Önümüzdeki maç ne? Bu. En önemli maç bu. Buna odaklansınlar. İsmail Kartal demiş ki İsmail Kartal'dan sürpriz bir hamle çift forvet denemesi. Yanlış duymadınız. İsmail Kartal Ankara gücü maçı öncesinde çift forvet denemeleri yapıyor. Yani yapmakta da kalmıyor aşırı yapıyor. Pazar günü ilk yaşanabilir diyor haberde. Cumartesinin haberi o yüzden bugün bir ilk yaşanabilir mi arkadaşlar? Şimdi ileri uçta Edin Dusan Tadiç, İrfancan Can Kahveci, Sebastian Szymanski Muhteşem dörtlü. Artık kitaplara konulacak. Şu ayda bunlara yavaş yavaş eklenmeye başladı. Muhte muhteşem beşli gibi bir şey oldu. Ama Birini çıkartmak, birini oynatmak gerçekten tercih olarak e, perişan eden bir tercih. İsmail Kartal çift forvet denedi diyor idmanlarda. Şimanski'yi 8 numaraya çekti. Hani 4-4-2 yaptı. Orta sahaya Kurunic artı Şimanski ile birlikte denedi diyor. E Kadıköy faktörü de etkili. Hani Fenerbahçe Kadıköy'de maça çıkacak diye e, bunu söylüyor. Arkadaşlar ben şahsi fikrimi ve düşüncemi belirteyim. Emre Belezoğlu Galatasaray'a 7-0 kaybettiğinde Fenerbahçe'li çevreler maçı sattı. Fenerbahçe'yi şampiyon yapmamak için Galatasaray'ına şöyle yaptı böyle yaptı dedi. Hayır. Emre Belezoğlu genç teknik direktörlerin düştüğü en büyük hataya düştü. Ben bu Galatasaray'ı öttürürüm hatasına düştü. Ne yaptı? Ofansif futbolculardan kurulu bir kadro çıkarttı. Çıkarttığı kadronun pas hüviyeti sıkıntılıydı. Skor tutma hüviyeti sıkıntılıydı. Bakın. Ben size anlayacağınız şekilde çok basit bir örnekle vereyim. Aykut Kocaman futbolu şunu söyler. 70. dakikaya kadar 0-0 olsun. Ben bir şekilde atarım Fenerbahçeyim. 80'e kadar 0-0 olsun. Ben bir şekilde atayım Fenerbahçeyim. 90'a kadar 0-0 olsun. Ben bir şekilde atayım Fenerbahçeyim. Aykut Kocaman futbolu bunu gerektirir. Ersun yanal futbol neyi gerektirir? Bas, oyna, at, bitir. İsmail Kartal Fenerbahçesi neyi gerektirir? Bas, oyna, at. Rakibe pozisyon verme. Tekrar pozisyon bul bas oynat at. Rakibe pozisyon verme bas oyna at. Yani İsmail Kartal felsefesi her maçı 3 3 gollü galibiyet bekler. Aykut Kocaman felsefesi 0-0 ya da 1-0 olsun bizim olsun felsefesi güder. Ersun Yanal felsefesi ise 5-4 olsun. 9-8 olsun. Yeter ki kazanalım. Yani bu şekilde olur. Yani o yüzden de bu felsefeye göre de durum bu arkadaşlar. Ve İsmail e, Kartal'ın dörtlü 4-4-2'si dört dört bence hiçbir şekilde işlemiyor. Sosyal medyada ben şeyleri çok görüyorum. Üçlü savunma diziyorlar. Ya midem bulanıyor yapmayın. Üçlü savunma şu takıma ihanet olur. Üçlü savunma şu takımı kökünden kazır. Bak dörtlü bek katlı kurun. Hani Bonucci, Becao, Cicco falan geldi diyoruz yani Çağlar Söyücü falan. Bunların dördünü yerleştirin. Yine Fenerbahçe'ye bomba vurursun. Ya yani bombalarsınız Fenerbahçe'yi. Mahvedersiniz. Perişan edersiniz. Hocam çok çok zorda kaldın. Üçlü oynatır mısın? Çok çok zorda kaldım. Nasıl zorda kalırım biliyor musun? Orta sahada çok eksiğim olacak. Bak. Eğer sen Zaits'i gönderirsen. Bir. Şu anda kim var? Şimanski var elde. Fred var. Kuruniç var. İsmail Yüksek var. Dört tane isim var. Ben bu dördüyle devam edeceğim. Zayt'sı göndereceğim. Krespo'yu göndereceğim. Mert göndereceğim. Bartu Elmaz'ı göndereceğim dersen bak dördünü birden göndereceğim dersen 3-4-3 mantıklı. Nasıl mantıklı? Orta ikili Kurunic Şimanski yaparsın. Kanat beklerinden birini Ferdi birini o yaparsın. Çok da geriye gelmelerine gerek yok ki. Çok hücumda oynayacağın için rakip kolay kolay çıkamaz. Üçlü savunma bu ikisini ortaya koy. Hücum hattı bilindik hücum hattı. Hani İrfan, Ceko, Tadiş gibisinde. Tadiş daha işte oynayacağı için de felaket katkısı olur. Müthiş golcü bir Fenerbahçe izleriz. Ama bunun illaki defosu olur. Şu ana kadarki iyi takımı bozmanın da mantığı yok. Anladınız mı? Anladınız. O yüzden transfer haberine geçelim. Fenerbahçe'de Erencan hamlesi. bu servisi Eyüp Spor'da olan, Pendik Spor'da kiralık olan. Bu arada Pendik Spor ve Eyüp Spor aynı kişinin takımları arkadaşlar. Bilginiz olsun. Erencan yardımcı için Fenerbahçe harekete geçti. Umut Nair'in Pendik Spor'a gitmesinlerden Santrafor bölgesine takviye düşünüyor. Ve Erencan Yardımcı ismini düşündüğü ortaya çıktı diyor. Şimdi bana herkes şu soruyu soruyor. Umut Nair niye gitti? Erencan niye gelecek? Güzel bir soru değil mi? Bence çok kaliteli güzel bir soru. Bu arada Umut Nair bir de asist yaptı. Dördüncü maç 3 gol 1 asist. Yani Maç başına birer tane gol katkısıyla devam ediyor. Hocam biz de niye devam etmedi? Arkadaşlar bizim sistemimiz Umut Nair üzerine değildi. Ya da forvetleri topla buluştur sistemi üzerine değildi. Bakın bizde herkes silah. Bunu artık anlayın. Fenerbahçe'nin muhteşem dörtlüsü diyoruz. Hayır Fenerbahçe'nin muhteşem dörtlüsü yok. Muhteşem altılısı var. Muhteşem yedilisi var. Muhteşem sekizlisi var. Muhteşem dokuzlusu onlusu falan filan var. Tamam. Soldan başlayalım. Tadic, Ceko, İrfancan, Bir de arkalarındaki Şimanski de muhteşem dörtlü. Fredsiz, Batshuayi pata 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 yapmaya başladı son zamanlarda. Cengiz Ünder bir maçta 4 gol attı. Hiç de fena değil. Tehdit vari bir unsur. Bu arada bugün Cengiz Ünder ilk 11 başlarsa çok mantıklı olur. Ben olsam Cengiz ve Batshuayi 11'ini ya yani Cengiz ve Batshuayi ilk 11'de oynatırım. Ben olsam. İsmail Kartal olsam. Cengiz sağda, Batshuayi forvette. Hadiç solda, Şimanski ortada. Yine orta ikili İsmail Kurun işten yaparım. Ancak İsmail Kurun için bir defosu ortaya çıktı. Onu söylemeyeceğim. Bir iki maç daha böyle geçsin. Ee, eğer Kurun iç Crespo olursa bu defo ortadan kalkar. Onu da söyleyeyim. Ama Kurunic, Crespo'da ciddi teklif var. Bakalım arkadaşlar. Ama İsmail Kurun içi e, neyse fazla da detaya girmeyin. Ferdi Mert Müldür stoper ikilisinde de Bonucci Osterwolde Osterwolde yok maalesef. Bonucci Serdar Aziz çok mantıklı gelmedi. Bonucci Ciku ikilisi stoper ikilisinde oynayacaktır diye düşünüyorum. Tahmin ediyorum. Bonucci, Ciku, Ferdu, Yani 3 tane Türk'ün zaten olduğu için Divako işte kalede başlar diye düşünüyorum. Neyse Erencan için arkadaşlar 21 yaşındaki oyuncu için Fenerbahçe hem Pendik'te hem Eyüp'le bir görüşme gerçekleştirecek diyor ama gerçekleştirdi. Galatasaray alt yapısında yetişti. Bu sezon 6 gol attı. Trabzonspor'un ve Beşiktaş'ın da listesinde yer alıyormuş oyuncu ben bilmiyorum nasıl iki takımın da listesinde yer aldığını çok bilmiyorum. Yanlış anlamayın. Ama iki takımın da listesinde yer alıyormuş. Süper Lig'de 18 maça 1090 dakika süre almış. 6 gol atmış. Ve bu performans alınır mı? Düşündürücü. Bence bu performans alınır. 6 gol bir asist yapmış. Ama bu performansı alırken de şu düşünülür. Benim aklıma şu soru işareti geliyor. E tamam baba sen bunu aldın. E, sen oyuncunu kiralık gönderdin. O nasıl olacak? Yani o Nair. Ya biraz karışık bir soru sordum. Ben de farkındayım. Neyse sıradakine geçelim. Fenerbahçe'de Serdar Aziz yolcu. O hayırlı olsun. Nereye gitmiş? Serdar Aziz'i yollarına ayırma kararı almış Fenerbahçe. Bundan Serdar Aziz'in haberi var mı? Ya da bundan Fenerbahçe yönetiminin haberi var mı? 33 yaşındaki futbolcuyla yollarına ayıracak sık sık sakatlık problemi yaşanıyor falan filan. Kulüp bul çağrısı 14 maça çıktı bir gol 2 asist yaptı 2025'e kadar da sözleşmesi var arkadaşlar bir şey söyleyeceğim Muhtemelen bilmiyorsunuz Eminim ki bilmiyorsunuz Serdar Aziz Yıllık ne kadar para alıyor Hocam sen geçen söyledin ya 30 milyon TL dedin ha, Dedim değil mi Doğru O zaman biliyorsunuz Bildiğinize göre iş bitti İş bitti Arkadaşlar 30 milyon TL alıyor. Akmaz, kokmaz, ellemeyin. Yedekte duruyor. Süper Lig'in tozunu yutmuş. Yani belki zamanı gelince şey parası olarak kullanırsın. Takas parası olarak. Takas para birimi olarak. O yüzden beklemek lazım. Son olarak da Fenerbahçe Saldana. Fenerbahçe Matius saldanhadan vazgeçmiyor. Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki'nin bu transfer için Belgrad'a gideceği öne sürüldü. 13 yıra dekorunu Çağlar Söyüncü transferlerini tamamlayan Fenerbahçe hücum hattı içinde harekete geçiyor. Sırp basınında yer alan habere göre partizan forması saldan dalan Fenerbahçe mazgeçmedi diyor. Park 2 milyon euro. Fenerbahçe'nin 8 milyon euro teklifi partizan 10 milyon euro diyor. Selahattin Baki Belgrad'a gidiyor diyor. Şimdi arkadaşlar ben bir futbolcunun kolay kolay skills videosunu izlemem. Biliyorsunuz. İzlersem de bunu bedavadan izlemem. Hani boşu boşuna izlemem daha doğrusu. Bakın ben size gerçekten duyumları söyleyeyim. Evet Fenerbahçe opsiyonlarla opsiyonlarla 8 milyon euroya çıkan sonraki satıştan da pay içeren bir teklif sundu. Partizan direkt 10 milyon euro istedi. Selahattin Baki'nin gidip yüz yüze görüşmesi bekleniyor. Bakın bekleniyor, gidecek diye bir şey yok. Anladınız mı? Yani Saldanha için kesin gidecek diye bir olay yok. Gitmesi bekleniyor. Burayı anladık mı? Anladık. Şimdi 8 milyon euroluk yeni bir teklif yapmaya hazırlanıyor dedi Gürkan Ak bonuslar içeren yaptı bu teklifi. Arkadaşlar Saldanha bonuslarla birlikte 12 milyon euroya çıkarttı istediği parayı. Bakın birkaç ay önce bu kanalda yine videosunu çektik. Arkadaşlar ben bunun videosunu çektim. Şöyle böyle dediğim zaman inanmayan arkadaşlar kanalda arama yaptırın. Futbolcunun ismini yazın. O futbolcuna ilgili videolar çıkacak size sırayla. Ama hocam başlıkta yazmıyor. Arkadaşlar başlıkta yazmasına merak etmeyin. Açıklamada yazıyordur. Başka bir yerde yazıyordur. Yani o futbolcuna ilgili şeyler çıkar. Mesela Çağlar Söyüncü, Radekurunic. Ben size bir şey söyleyeyim. Türkiye'de ilk bilen bu kanal. İnanmayacaksınız değil mi? Çağlar Söyüncü, Radek Kurniç. Türkiye'de ilk bilen kanal bu kanal. Ben dedim ki arkadaşlar hem hissi hem duyumlarımı bir araya getirerek söylüyorum. İkisi de Fenerbahçe'de. Her ikisi de Fenerbahçe'de dedim. Hatırlıyor musunuz? Muhtemelen hatırlarsınız. Tarih 15 Kasım olabilir mi? Uzun bir zamandır bunu söylüyorum. Tarih 22 Kasım arkadaşlar. 22 Kasım'a bakın. 22 Kasım'dan itibaren şu cümleleri söylüyorum. Arkadaşlar benim aldığım duyumlara göre kurun işte Çağlar e, Çağlar'da Fenerbahçe'de devre arası. Hem hissi söylüyorum hem duyumlardan söylüyorum. 11 Aralık'tan itibaren şunu söylüyorum. Ya bir geri çekiliyorlar, bir ileri çekiliyorlar. Bir kulübü vereceğim diyor, bir vermeyeceğim diyor ama ben hissi söylüyorum. İkisi de %100 Fenerbahçe'de diyorum. Bunları araştırıp bakabilirsiniz. Hani kanalımızda Çağlar Söyüncü, Kurun işçiyi arattırın. Ortak çarpan parantezinden bulursunuz zaten. Ama çok burasında değilim. Saldanha için de o dönemde 7 milyon euro verin alın diyordu kulübe. Fenerbahçe'de 7 milyon euroyu kabul etmemişti. Zaman geçti oyuncu 24 maça çıktı 15 gol 5 asiste yükseldi. Ve oyuncuyla biz görüştük. Evet yanlış duymadınız biz oyuncuyla görüştük. Oyuncu Türkiye'de de oynamak istiyor. Hiçbir sıkıntı yok. Ancak yani kulübünün bu açgözlü tavrı tutumu muhtemelen bu transferi yaza taşıyacak iyi de yaza kadar bize bir isim lazım. Arkadaşlar açık olayım. Şeffaf olayım. Sizlere. Siz de benim kardeşlerimsiniz. Bu kanalın bir ferdisiniz. Umut Nair'in gitmesi hata mıydı? Bence hataydı. Ama Umut Nair cephesinden bakarsan ben Euro 2024'te oynamak istiyorum. Kim bilir belki de seçilirim diyor. Pivot Santrafor her zaman ihtiyaç var. Serdar Dursun'u bugün istesek bedava şekilde getirebiliriz. Erencan yardımcıyı vermiyorlar. E, Bertu Yıldırım bir önceki videoda da dün konuştuk. Bertu Yıldırım'ı da vermiyorlar. Haberiniz olsun. Ahmet Kutucu var alt ligde. Ahmet Kutucu'yu da vermiyorlar. Yani şu anda Fenerbahçe e, ya Serdar Dursun'u getirmek zorunda. Bakın zorunda diyorum. Yanlış duymadınız. Zorunda. Ya da para verip oyuncu kiralamak durumunda. Ben şunu söyleyeyim. Eğer Fenerbahçe'nin Çağlar Söyüncü ile transferi bitirdiğini düşünüyorsanız bu kanaldan çıkın gidin. Çünkü bu kanalın yorumcusu olarak ben aylar önce şöyle bir duyumda bulundum. Bu arada arkadaşlar yalanım varsa söylemiyorsanız vebali boynunuza kalsın. Dedim ki benim bu duyumlarım her zaman çıkıyor. Allah'a çok şükür de yanılmadım inşallah yine yanılmam dedim. Fenerbahçe devre arasında en az 2 futbolcuyu kesin alacak. En fazla 5 futbolcuyu. Bana sorarsanız 4 futbolcuyu diye. Bugün hala aynı noktadayım. Fenerbahçe en az iki futbolcu alacak dedim. Çağlar, Kurunic, iç, Onici, Hece Oci. Bir de Hıçı içi ile görüşülüyor. Birisi bu 4 ile 5'in birisi Türk, birisi yabancı. Yabancı olan kanat forvet oynama özelliğine sahip. Daha çok kanat oyuncusu diyebileceğimiz genç bir arkadaş. Türk olan da yani Türk ya da Türk pasaportunda Arkadaşlar zaten ya da Aklınıza hiç kimse gelmesine gerek yok. Serdar Dursun ya da o tipte bir arkadaş düşünebilirsiniz. Fenerbahçe'nin 5'e çıkabileceğini ilk defa bugünlerde düşünüyorum. Normalde düşünmüyordum ama bugünlerde düşünüyorum. Şunu da söyleyeyim arkadaşlar bir kulübün devre arasında transfer yapması için oyuncularından borçsuzluk kağıdı alması lazım. Sezon başında transfer yapabilirsiniz ama devre arasında Oyunculardan borçsuzluk kağıdı almazsanız yapamazsınız arkadaşlar. Böyle bir kural var. O yüzden dikkat edin. Bu UEFA'dan FIFA'dan ceza yiyen kulüpler var ya hep yazın yaptığı transferlerden ceza yiyorlar. Devre arası transferinden kolay kolay ceza yiyen kulüp yok. Sebebini de zaten biliyorsunuz. Yani Fenerbahçe'de maç öncesi flash gelişmeler bunlar. Yeni transfer operasyonları da bunlar. Bir beğeni çok görmeseniz sevinirim arkadaşlar. Araya bir video daha sıkıştırma fikrim var. Bilmiyorum yapsam mı etsem mi ama bir video daha sıkıştırma fikrim var. Bakalım arkadaşlar eğer buna 5-6 bin izlenme gelirse ona da yaparız. Teşekkürlerimi sunuyorum. Her türlü desteğiniz için. Görüşmek üzere. Bu arada kısa kısa oynatma listesi var. Bakın birçok videoyu da ayıkladım içinden. ha. Ya bu 12 dakikalık 13 dakikalık videoları çektiğim içinden. Videoyu oynatma listesini açın. Açık bırakın. Bırakın arka planda oynasın. Yarım saat bir saat telefonunuz kenarda dursun. Ya da bilgisayarınız. Bırakın kenarda dursun. Bir saat sonra bakın. Aa, 80 tane video izledi. 90 tane video izledi. Yazabilir. Daha da fazlası yazabilir. Bu sizi öne taşır. Haberiniz olsun arkadaşlar. Sonra hediye üyelik verildiğinde bana niye çıkmıyor demeyin. Bir de hediye üyeliği aktif etmeniz gerekiyor. Yani hediye üyeliği kabul etmeniz gerekiyor. YouTube ayarlarında bir yerde üstte YouTube ana sayfasına girdiğinizde sağ üstte sizin adınızın logosu çıkıyor. Oraya girin ayarlara girin. Hediye üyelik kısmına bakın. Hediye üyeliği al yazan yeri tikini açık bırakacaksınız. Belki ondan gelmiyordur. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Bu arada çabuk üye olun. Çünkü üyeler özel sürprizler var. Hediyeler var yararlanın. Yoksa yararlanamazsınız. Görüşmek üzere.